Herkese selamlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle anne usulü yumurtalı ıspanak kavurması yapacağız. Hem pratik hem de oldukça lezzetli olan bu tarifimize hemen geçelim. Ispanak kavurması için yaklaşık 1 kilo kadar ıspanak kullandım. Ispanağı güzelce 3-4 kez yıkadım. Toprağından, kumundan güzelce arındı ve orta delikte doğradım. Hazır hale geldi. Tenceremizin içerisine en küçük çay bardağıyla bir bardak su ilave ediyoruz. Kaynayan suya çok az bir tuz ilave ediyoruz. Ispanağımızın yeşilliğini koruması için çok az bir tuz ilave ettik. Ispanakları da ilave ediyoruz. Sadece 2 dakika kadar haşlıyoruz. Çok fazla haşlayıp da ıspanağı öldürmeyelim. Dirçelliğini korumalı. Ispanağı karıştırarak 2 dakika kadar haşladım. O koymuş olduğum bir çay bardağı suyu da tamamen çekti. Ocağımızı da kapadım. Şöyle de göstermek istiyorum. Bir küçük çay bardağı koymuş olduğumuz suyla ıspanak diri kalacak bir şekilde suyunu tamamen çekerek haşlandı. Bismillahirrahmanirrahim diyerek tarifimize geçmiş bulunmaktayım. Uygun bir tencere ya da tavaya bir yemek kaşığı tereyağı ve sıvı yağ ilave ettim. Eriyen yağın üzerine bir tane orta boy yemeklik doğramış olduğum kuru soğanı ilave ediyorum. Şöyle 1-2 dakika kadar kavuruyoruz. Bir tane de küçük kap biber kullandım. Orta delikte doğradım. Soğanla beraber şöyle 1-2 dakika kadar güzelce kavuralım. Üzerine bir silme tatlı kaşığı salçasını ilave ediyoruz. Salçayı da 1-2 dakika kadar kavuruyoruz. Yeşil tepsiler salçayı çok götürmez. Bir silme tatlı kaşığı yeterli geliyor. Çok fazla salça ilave etmeyiniz. Güzelce kavrulan salçanın üzerine ıspanağını ilave edeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi ıspanağı çok fazla haşlamadık. Dirçel bir şekilde haşlandı. Şimdi üzerine katıyoruz. Üzerine tuzunu, birer çay kaşığı karabiber, ve pul biberini ilave edelim. Hepsini beraber şöyle 2-3 dakika kadar karıştırarak kavuralım. Üzerine 3 tane yumurta kullanıyorum. 3 tane yumurta yeterli geliyor. Çok fazla yumurta aş olmasın. Şöyle dağıtıyorum. Top halinde sevmiyorum. Ocağımızın şöyle en kısık ayarında yumurtalar biraz pişene kadar bekletiyorum. Hem sağlıklı hem de doyurucu, oldukça güzel bir lezzet oldu. Gelin hep beraber kanalımı büyütelim, destek olalım. İnşallah yepyeni tariflerimle görüşmek üzere. Kanalımda kalın. Allah'a emanet olun.